Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Eko Kritik'te Murat Muratoğlu ile birlikteyiz. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Güç bizimle olsun. Güç bizimle olsun. Evet, bakıyorum şöyle neler var neler yok. Tartışmalar var. Çok ilginç. Televizyonlarda tartışılıyor Türkiye'nin sorunları. Tank palet tartışılmayan bir şey de kalmadı. Biz de konuşacağız. Tabii. Hayır, tabii. Simit Sarayı'nı konuşalım diyeceğim. Yapılmayan evet, espri kalmadı. Simit Sarayı. Evet ya. Yani, ne dedin? Saray görünce dayanamıyor, alıyor falan filan. Ama onları benim yapmam gerekiyor. Niye o yapıyorlar ki? Tamam. Biz de o zaman ne yapıyoruz bu durumda? Yapılmayan bir şey var. Çiğ köfte sarayı. Çiğ köfte sarayı. Açıp ziraate çakacağız. Dünyamızı konuşacak. Değil mi? Değil tabii mi? Tabii. 300 peki, milyon dolar indirim dumping çiğ köftede. Peki saraya yakın tanıdığın var mı? Sen. Yok yani. Yani şimdi, sarayın yanından geçtin. Ya yoksa simit sarayı yaptın, çiğ köfte sarayı yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın ama bağlantın yoksa hava alırsın. Ya bak nasıl burada bağlantılar kuruluyor hemen. Arkadaş nasıl da yağıyor bugün de ben de bir... Senin Kanal İstanbul çevresinde arsan bile yoktur. Ya Simit Sarayı hikayesini millet çok deşiyor da... Bak ben gazeteci falan değilim, ben köşe yazarıyım. Ama madem öyle Simit Sarayı sahibinin 1998-99 yıllarında Emlak Bankası ile ilişkilerine bir baksalar... Belki de çok farklı şeyler görecekler. Ama kimsenin de bakmak aklına gelmiyor. He ben bakar mıyım? Araştırmak önce gazeteci, dünyanın en iyi gazetecisi, en güvenilir gazetecisi ben değilim. O yüzden başkanının bakması gereken şeyler bunlar. O yüzden ben ilk önce nasıl girmek istiyorum? Geçen hafta Norveç çok konuştuk evet, ya. Evet. Ben sana Norveç'te bir kalem anlattım. Evet. Hani böyle kalemi kullanıyorsun, dibine gelince ekiyorsun. Evet, evet, evet. Meğer Norveç değil, Türkiye'de de yapılıyormuş. Yapılıyormuş. Tabii tabii. Ya şeyde utanmam için yollamışlar. Gerçekten sana da hediye ettim. Yeşeren kalem diye evet, bir kalem. Bu kalemler. Çok mantıklı. Ya bunları bana bir sürü yollamış. Ben bunları öğrencilere dağıtacağım. İşte ise yeşillik belki olur. Değil mi? Sonra değil orayı mi? O yeşilleri keserler, apartman yaparlar. Ne? Çünkü yeşil görmedikleri yere apartman dikmedikleri için bari diyelim orayı yeşil yapıp apartmana doğru değil kaydıralım. Mi? Bir katkımız olsun. Ya bir apartman demişken tam bunu konuşmadık da bugün iki tane arkadaşıma tebligat gelmiş. Gelen tebligatlarda çocuklar Bostancı'da oturuyorlar. Evet. Şeyde evin değerini 11 milyon lira birinin 8 milyon lira olarak belirlemişler. 11 milyon lira olan %10.000'de birden bu yıl 110 milyon 110 bin lira gelir vergisi şeyi gibi değer artış vergisi ödeyecek. Of. Ya bununla 110 of, bin lira. Of, ama bak of, bunu peki neye göre? Abi şimdi neye göre olduğunu hemen anlatayım. Şimdi iki tane vergi var. Bir emlak vergisi, evet, bir değer artış değer vergisi, tamam mı? Emlak vergisi belediyeye giden vergi. Değer vergisi kime gidiyor? Maliye. Hazineye gidiyor. Hazine. Ve ya diyor ki çocuk ben 8-9 bin liraya ancak kiralarım bu evi. Yani bütün kirayı oraya veririm. Bir de kiradan anca gelir ettiğim, elde ettiğim için %35-%40 vergisini veririm. Evet. Zarar ederim. Ya böyle insafsızca nasıl geçer bir kanun? Hayır bu bir de insaf ötesi bir şey. Yani ya kirayı verse 7-8 bin lira tabii, alıyor. Tabii tabii. 110 tabii, bin lira tabii vergi ödeyecek üstüne. Şey, emlak vergisi ödeyecek. Ya bu nasıl bir adalettir arkadaş? Yani kuvvetle muhtemelen Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi gerekir bunun. Yani çünkü çok adaletsiz. Çifte vergilendirme. Emlak vergisini veriyorsun, tabii, bir de değer vergisini veriyorsun. Ya öyle bir hani inşaata gaz veriyor diyorlar ya kimse ev almaz. Kimse. 5 milyon üzerinde niye ev alayım ben? 5 milyon doğru, üzerinde. Ama doğru, çocuğun zaten evi 11 milyon falan değil. 11 milyona elini öpene verir. Yani verir. Evet. Çocuk evet, 7-8 milyon belki eder. Onu da denize şeye sahil yoluna sıfır diye. Yani evle ekstrası değil babasından kalmış bir ev. Ama böyle 110 bin lira doğru, vergi diye bir şey olur mu hazineye ya? Bu kadar insafsızlık olur mu? Doğru. Yani doğru, evin fiyatı ama, artmasın diye dua edeceksin. Ama çok çaresizler. Nereden ne alacaklarını artık şaşırdılar. Çok yani çaresizler. Kaynak bulmak için her şeyi yapıyorlar. Buldukları kaynağı ne yapıyorlar? Simite yatırım simite yapıyorlar. Simite yatırım yapıyorlar. Bakıyorsun el aleme. Yeşil enerji, teknoloji, işte yapay zeka derken yapay zeka, biz de işin komik tarafı buğday ithal, susam Türkiye'de zaten yetişmiyor. Çoğu Hindistan'dan geliyor. Çin'den geliyor, Hindistan'dan Çin'den geliyor. Geliyor. Yani bir de olan kaynakları heba etmek zorundayız. Yani. Maalesef. Çok fena maalesef durum. Ama anlatmak istediğim bugün özellikle Türkiye'nin bu Libya hikayesinin ekonomik sonuçları. Şimdi Türkiye Libya ile bir anlaşma yaptı doğalgaz için. Çok çok mantıklı bir anlaşma yaptı. Yani çok ender desteklediğim konulardan biri. Bu Libya ile anlaşması Türkiye'nin orada doğalgaz bulursa hakim olacağı anlamına geliyor.
Hemen hemen. Çünkü Türkiye dışında hiçbir boru hattı Avrupa'ya ulaşamaz. Daha Türkiye üzerinden gitmek zorunda. Anlaşma imzaladığımız gücün gücü geleceği yok. Kuşkulu. Güzel. Gücün gücü yok. Ben de aynı fikirdeyim. Peki şimdi şöyle düşünelim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulmasını kim istemez? Ruslar. Ruslar. Niye? Çünkü bizi Ruslar bize bizi devamlı kekliyorlar. Evet. Çünkü Ruslar Avrupa'ya sattığı doğal gazın yarı fiyatına iki katı fiyatına, yani bizim yarı fiyatımızı Avrupa'ya satıyorlar, iki katı fiyatına bize gazlıyorlar doğal gazı. Güzel. Biz bu doğal gazla ne yapıyoruz? Elektrik üretiyoruz. Avrupa'ya da satıyor. Eğer Türkiye doğal gaz bulursa, üstüne üstlük oldu da Mısır, İsrail doğal gazını birleştirirse, bunu hepsini Avrupa'ya yollarsa, zaten Avrupa Rusya'dan mecburen doğal gaz alıyor. Amerika'nın baskısı da var. Amerika LNG denen sıvılaştırılmış doğal gazları yolluyor. Fakat yararı etmiyor. Rusya çok yakın olduğu için hem maliyeti ucuza geliyor hem yapıyor. Şimdi Rusya'nın gelirlerine bakıyoruz. En büyük geliri petrol ve doğalgaz. Türkiye'nin giderlerine bakıyoruz. En büyük gideri petrol ve doğalgaz. Türkiye yılda 45 milyar dolar ortalama, geçen sene 42 milyar dolar civarı enerjiye harcıyor. Peki Türkiye'nin doğalgazı var mı? Yok. Türkiye'nin petrolü var mı? Yok. Türkiye elektriği nereden ediyor? Olmayan doğal gazından ve petrolünden. Oysa senin neyin var? Güneşin var. Güneş enerjisi. Rüzgarın ama var. Güneş enerjisi normalde, atıyorum, biz bir Alman firmaya ağırlıklı olarak verdik. Rüzgarın var. Ama rüzgar da öyle çok yoğunlaşmış durumda değil şu anda. Yani daha çok yapmamız evet. lazım. Koskoca Norveç'te işte her yerde var. Senin en önemli jeotermalin var. Bak bu jeotermal nedir? Yani benim çok üzerinde durduğum şey. Mesela 2018'de kapasiteyi ikiye katlamışız jeotermalde. Yetmez. Buna devlet destek vermeli. Şimdi jeotermale karşı çıkıyorlar. Neyine karşı çıkıyorlar? Jeotermalden bir koku çıkıyor. Doğru. Çünkü yerin altından çıkarken kükürt. Mesela jeotermal havuzlarına gidin siz. Hakikaten havuza girdiğinizde bir koku çıkar. Yani bir koku tabii. vardır. Ama sen eğer kapalı bir sistem kurarsan o koku da çıkmaz. Sen ne yapıyorsun? Yerin altındaki mama tabakasının ısıttığı suyu alıyorsun, çeviriyorsun enerji olarak, sonra yerin dibine bir daha basıp tekrar çeviriyorsun. Yani sonsuz bir enerji karnayı, bildiğin devir daim makinesi biz gibi. Biz ne yapıyoruz? Dışarı salıyoruz. Biz gidip doğalgaz alıyoruz. Şey diyorum, o atık suyu. Ya biz şimdi arabada sigara içerken millete ceza kesen devlet, niyeyse aynı bu termik santrallerdeki gibi filtreleri nasıl 2 yıl erteliyorlar. Bu doğalgazı denetlemede de eksik kalıyorlar. Ya şimdi ben doğalgaz yazısı yazdım. Jeotermal yazısı yazdım. Mektuplar geldi. İşte ürünlerimiz yanlış şu. Şimdi o kadar ürüne ne kadar su verirsen illa yanar. Şimdi bir iki tane haddini bilmez, kendini bilmez. Gidip de jeotermalden çıkan suyu tarlalara vermiş. Menderes Nehri'ni akıtmış. Ne olmuş? Evet. Yanmış, şikayetler oluşmuş. Haklı. Keseceksin 5-10 milyon dolar ceza. Bak bakalım bir daha yapıyor mu? Çünkü jeotermale yatırım o kadar ucuz ki. Yani doğalgazın 7'de 1'ine mal oluyor. Geçen gün bir mail aldım. Van'da, Van jeotermal bulunmuş. Ya Kanada'da evler ısınmak için kendi jeotermal kuyularını kazıp bütün evi onunla ısıtıyorlar. Ve jeotermalin etrafında yapılan bir seranın maliyeti 5 milyon dolar. 2 yılda bütün parayı çıkartıyor. Çünkü jeotermalle ısınıyor devamlı. Evet. Ve bütün Ege jeotermal. Biz en çok şeyi nerede harcıyoruz? Elektriği Ege kısmında harcıyoruz. Peki biz buna niye ağırlık vermiyoruz da hala gidip doğalgaza, gidip petrole yatırım yapmaya çalışıyoruz? Canım biz orada da işte nasıl bacalara filtre meselesinde olduğu gibi jeotermalde de atık gazı suyu observüm etmek gerekirken siz evet. orada... Bak şimdi mesela termik santraller. 15 tane termik santrale baca takılmamış. Ben olsam, yani biliyorum etraf hoşlu olmayacak, bütün termik santralleri Türkiye'den kaparım. Niye? Çünkü termik santrallerin neyle çalışıyorlar? Kömürle, adı üstünde. Kömürlerin %60'ı Rusya'dan, Ukrayna'dan ithal. Yani biz yani kömür ithal ediyoruz ki yakıp enerji üretelim. Havayı kirletiyoruz, insanları kanser ediyoruz. Sonra o insanlara kanser ilacı alıyoruz. Ya bak evet. bir araba bir yılda ortalama bir depoda 8 kilo karbon salıyor. Zehirli karbon. Jeotermal dediğin şey
bir yıl boyunca ya da ömrü boyunca 50 gram salıyor. Yani çünkü su bu su. Su nasıl karbon salabilir ki? Sıcak su çıkıyor dolanıyor, sıcak su çıkıyor dolanıyor. Şikayet. BBC mesela bir tane BBC, meşhur BBC televizyonu bir tane şey yaptı. Program yaptı. Program yaptı. Türkiye'de jeotermalin zararlarını anlattı. İşte çiftçiye söylüyor. Ağlıyor çiftçi. Diyor ki bütün ekinlerim yandı diyor. Onu konuşuyor. Böyle olursa olmaz. O olmaz, bu olmaz. Yani BBC jeotermali yerin dibine soktu çıkardı. Aynı BBC İzlanda'da bir tane belgesel yaptı yine jeotermal hakkında. Baba geliyor böyle birinci dakika hop jeotermal havuzuna atlıyor. Yolları İzlanda kar ya. Jeotermal, alttan jeotermal borular geçirmişler. Onlarla ısıtıyorlar. Muz yetiştiriyorlar ve Avrupa'nın en büyük muz üreticisi kim? İzlanda. Lan İzlanda şey ülke. Ne alakası var? Volkanik ülke. Ne alakası var? Toskana mesela, İtalya 1900'lerde başlamış. Sırf şaraplık üzümün ve zeytinin tadı bozulmasın diye bu yöntemle ısınıyorlar. Doğalgaz falan kullanmıyorlar ama kullanmamak için. Ama biz ne yapıyoruz? Biz hala dışarıdan petrol anlaşması yapıyoruz. LNG alıyoruz. Kömür alıyoruz. Tuz gölünün altına LNG kömür alıyoruz. Ya kömür kadar insanları zehirleyen sonra ilaca dünya paralar veriyoruz. Tabii. Bu kanser vakaları niye artıyor? Bu yüzden artıyor. Yani bunu görmemiz lazım. Mesela şeyde bu enerjide inanılmaz bir potansiyel, inanılmaz milyar dolarlar dönüyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. AKP'nin hakikaten yaptığı ender fakat hiç beklemediğim kadar başarılı hareketlerden biri Türkiye'de kenevir ekimini serbest bırakması. Kenevir. Ve ilk defa Akış gazetesiyle aynı çizgiye geliyorum. Sayın Abdurrahman Dilipak'la. Yani düşün adamla dünya görüşümüzden her şeyimiz farklı. Bu konuda kenevirde anlaşıyorsunuz. Kenevirde o benden biraz daha abartıyor. O kullanılmasını da zaman zaman şey yapıyor. Öngörüyor. Öngörüyor. Yani bir çeşit Hollanda diyor. O şeydi aslında. Mantıksız da değil. Çünkü kanser hastalarında falan çok işe yarıyor. İnanılmaz. İçinde iki tane madde var ama şimdi o toplara girmeyeyim ben. Ama kenevirin hikayesine geldiğimizde bütün dünyada her şey için bu enerjiler için falan kenevir kullanılıyordu. Ford kenevirden araba yapıyor. Bakın internetten açın. Olmazsa ben bu YouTube çekimi onu da göstereyim. Kenevirden araba yapıyor. Yakıt da kenevir. Vuruyor kırılmıyor falan tam satacak. 3 kişi giriyor. DuPont, Rockefeller, Hertz. DuPont ne? Kimyasal ürün işleyici. Plastikten yapılan her şey kenevirden yapılabiliyor. Rockefeller kim? Standard Oil, petrolcü. Petrol. Şey, biyomes, yani biyopetrol, biyolojik petrolü kenevirden istemediğin kadar yapabiliyorsun. Hertz kim? Kağıtçı. Ya normal şartlarda bir ağaçtan kağıt 3 kere dönüştürülebiliyorsa kenevirden yapılan kağıt 8 kat dönüştürebiliyor. Adam o kadar orman satın almış endüstriyel. Patlayacak. Bu üçü birden uyuşturucu yasasına falan sokuyorlar, hop yasaklıyorlar Amerika'da. İngiltere sonra şey yapıyor, yasaklıyor. Birleşmiş Milletler'e getiriyorlar. Kenevir dünyada yasaklanıyor. Dünyada en önemli bitki kenevir. Ve Abdurrahman Dilipak bunu ilk dile getirdi. Türkiye 19 yılda serbest bıraktı. Ama Tarım Bakanlığı'ndan falan. Ya benim hikayem, bırakın Kıbrıs'ı dünya tanımıyor. Yay Kıbrıs'a bütün kenevir tarlalarını. Bas keneviri, kim ne diyecek? Bütün Kıbrıs'ı ben olsam çünkü suya ihtiyaç duymuyor yetişirken ya. Hadi su ıvır kör. Sıcak ortam olsun yeter. Suya ihtiyaç duymuyor. Ve biz bunlarla uğraşırken işte bu doğalgaz arıyoruz. Tamam doğalgaz arayalım. O bizim kurtuluşumuz ki hükümet de aslında oradan gelecek habere bağladı kendini. Şimdi Amerika ile kavgasın. Rusya ile kavga edeceksin. Amerika sana yaptırım uygulayacak. Rusya sana yaptırım uygulayacak. Biz şimdi ne yapacağız? Her şeyimiz ithalatla. Enerjimiz ithalatla. Ya sanayi üretimimiz ithalatla. Tarım ürünlerimiz ithalatla. Cari fazla veriyoruz. Niye? Sanayi üretimimiz kalmadı. Sanayi, evet. Biz ithal etmeden üretebilecek bir ülke değiliz ki. Evet. İthal etmeden. O zaman ne yapacağız biz? Mecburen ithal edeceğiz. Bak mesela şeyde ne oldu? Sen son biliyorsundur. Ben araştırdım bulamadım. Barış Pınar Harekat nasıl gidiyor abi? Barış Pınar Harekatı unutuldu. Bir son birkaç hafta önce açıklama hem yaptılar. Hem masada hem sahada kazanmıştık dediler. En son masada sahada kazanmıştık. Ne olduk? Hiç. Masada galiba biraz hafiften yani kaybettik. 2011'de başladığı noktaya geri döndük. Hiç. Hiç. Ve hayır hiç değil. Bak Amerikalılar dedi ki biz şehitleri oradaki saymazsak, petrol kuyularını alırız. Gerisine de karışmayız dedi. Bizim için hiç.
Bizim için onlar için petrol bölgelerini aldılar onlar. Şimdi biz ne yapacağız? Biz göç şeyleri aldık, mültecileri aldık. 110 bin tanesini vatandaş yaptık. Tabii. İsterlerse geri kalanını da yapacağız. Memlekete bak yani, hala ya. Petrolü Amerikalılar aldı. Petrolü. Biz Ruslar göçmeni aldık. Ruslar sıcak denizlere indi. Evet. Yıllardır hayalini kurdukları Suriye'deki bütün limanları aldılar. Şimdi şeyde doğalgazı Suriyeliler yerine kim alacak? Rusların ünlü şirketi, ünlü petrol şirketi. Gidip Suriyeliler adına doğalgaz aramaya başladı. Gazprom mu yapacak? Gazprom. Yani bak hemen de sen isim verdin valla. Ama reklama girdi. Şimdi eve gidip hemen iki tane Gazprom alacağım. Sen bir de bazı hastayım ya reklama girdi. Yani Gazprom tabii ki. Şimdi Lübnan'da biz şimdi sadece ya bizim Mısır'la derdimiz ne? Biz Mısır'la niye kavga ettik hatırlayan var mı? Canım biz Sisi yüzünden kavga ettik. Müslüman kardeşler. Evet. Değil mi? Biz Sisi yüzünden bize kavga ettik. Bize de isterse puta tapsın. İster, ya sen kendi ülkeni düşünsene. Şu anda biz Libya'nın yanında doğalgaz için Mısır'la anlaştığımızı düşünsene. Bütün deniz bizim. Ürdün'ü al, Lübnan'ı al. İsrail zaten ama her orada, zaman anlaşmaya meyilli bir ülke. Orada treni kaçırdık. Ya tabii ki kaçırırsın treni ama. Treni kaçırdık. Ya bize ne mi? İç işlerinde ne? Allah'ın Mısır'ın iç işlerinde. Ya Libya'da da öyle. İsrail ile Mısır bir araya gelebilirken biz Mısır'la bir araya gelemedik. Ne gerek vardı? Ha biz mi yöneteceğiz? Bize ne el alemin iç işlerinden? Ya bize ne zaten Suriye'nin iç işlerinden arkadaş? Ama biz şöyle bir şeyimiz var bizim. Biz sadece ona bakmıyoruz. Libya'da da işbirliği yaptığımız grup İhvancılar. Evet. Yani Allah'tan şey Birleşmiş Milletler onları tanıyor. Ha yani. Şansımız ama Amerika ve Rusya ikisi de karşı. Ya Fransa bizim yanımızda ama. Onlar da destek. Yani, ya iyi de Rusya izin vermezse. Ama oradaki petrolü de Fransa kullanıyor. Şimdi mesela Kanal İstanbul kimin işine gelmez? Ya Kanal İstanbul niye açıyoruz? Zarar edeceği aşikar. Ya oturalım beraber hesaplayalım. Gemi geçişi azalıyor. Niye? Çünkü petrol baro hatları kuruluyor. Tabii. En çok petrol kullanılıyor. Hani Çin'den biz çok başarılı Avrupa'ya kadar İpek yolu projesi, demir yolu yapıyoruz diye seviniyoruz ya. O ne taşıyacak? Gemilerin taşıyacağı malları taşıyacak. Tabii. Yani gittikçe açılacak. En son kaza ne zaman olmuş? Bir tane dandik yalıya çarpmasını bırak 96 yılında. Canım. Belki de 95, 94 yani, olabilir. Yeni o 96'da oldu. Yeni. Ha, geçmişte de 80'lerde pardon 70'lerde Independenta patlaması evet. Oldu. Roman tankeri patladı 240 bin tonluk. Ya patlamadı bile yani alev aldı. O en önemlisi budur. Onun en dışında önemli, da evet. O boyutta başka bir kaza yok. Güzel. 700 metre genişliğindeki en dar kısmı boğazı bırakıyoruz. 150 metre yani şuradan şuraya kadar futbol sahasından biraz daha geniş alanda evet. Tanker bekliyoruz. Ve etrafından da yönetim yeri kuruyoruz. Katarlı şeyhimizin annesi de oradan şansa bak gidip toprak alıyor. Canım 44 dönüm bir şey. Şimdi bak, 44 dönüm nedir orada, ki? Orada 1,5 milyon kişinin yaşayabileceği bir uydu kent kurulacak, şehir kurulacak. Peki 1,5 milyon akıllı kişi, kent kuracaklar. Tamam nereden gelecek o 1,5 milyon kişi? Ha onu bilmiyorum. Onu yani bir yerlerden bulacaklar. Ki daha geçen hafta Uğur Dündar'ın programında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. İstanbul'da 1 milyon konut stoğu var diyor. Ve siz onun üzerine orada 1,5 milyon nüfus 1 milyon yeni yaşayacak. Konut stoğu var. Ha. Yanlışı. 1,5 milyonda ikinci el konut stoğu var. Evet. 2,5 milyon var. Çünkü mesela bugün ev satış rakamları açıklandı. Herkes ikinci el ev alıyor. Yani sıfır evet. Ev alan evet. Az. Yani ciddi ciddi az. Yabancı satışı düşmüş diyorlar. Ya yabancı satışı zaten yok ki. 15 bin, 13 bin alıyor. O biraz düşünce %30 bir de şöyle. Oluyor. O evlerin büyük bir bölümü, satışta olan evlerin büyük bir bölümü, birinci el olan evler siteler içinde ve site masrafları normal şehir içinde yaşayanlardan çok daha fazla. Biri de bana sor. Tabii. Yani yani saunaya inmesen bile, her gün havuza girmesen bile yazılıyor hesabına. Onların hepsi giriyor. Yani havuz vazgeçilmem. Mesela. Gördüğümü geliyorum. Ya bırak. Kim girecek? Tabii canım sizin senin de havuzu var. Ya var işte onun bakımı da para tabii. Tabii. Yani yapacak bir şey yok. Allah'tan yeşil işte ben oturduğum yeri şimdilik seviyorum ama dediğin gibi ağır geliyor. Yani masrafları tabii. Ağır gelmeye başladı. Şimdi bakıyoruz insanlar işsiz. Bugün işte demin seninle konuştuk. 240 bin kişi İstanbul'da işe başvurmuş. Ya bu İstanbul demek? Belediyesi'nde. İstanbul Belediyesi'nde. Yani kaç kişi alınabilir 160 ki? Bin kişi de Ankara Belediyesi'ne başvurmuş. Yani peki bu işsizliğin düşürmesi... Tamam o zaman şöyle dönelim. Berat Albayrak ne demişti? Yıl sonuna kadar 2,5 milyon kişiye iş bulacağız demişti. Yetmemişti. Binali Yıldırım
500 bin kişiye de ben buluyorum İstanbul Belediye Başkanı olurum demişti. Hadi o olamadı. At 2,5 milyon. Evet. İşsizlik artıyor. Sen dediğini yapamadın. O zaman burada bir sorun yok mu? Şimdi işsizlik artıyor. Üretim azalıyor. Üretim azalıyor. Yani bir çelişki. Üretimin azaldığını nereden anlıyoruz büyük. Biliyor musunuz? Üretimin azaldığını cari açıktan anlıyoruz. Biz normal şartlarda ham madde olmadan üretemeyiz. Bizim cari açık vermiyorsak ham madde ithal etmiyoruz demektir. Yani biz bir şey üretmiyoruz demektir. Bakıyoruz Türkiye büyüyor. Ya Türkiye büyür. Kanal İstanbul'da yaparsan büyür. Barış Panarı'nın harekatını yaparsan da büyür. Gidip doğalgaz ararsan da büyür. Bulamasan da büyür. Her türlü büyür. Para harcarsan büyürsün. Ama Türkiye kalkınıyor mu? Hayır. Kalkınmıyor. Kalkınmazsa geniş halk kitlelerine geliri artıyor mu? İşte bugün yarın askeri ücreti açıklayacaklar. Millet onu bekliyor. Askeri ücret nedir? Ne iş olsa yaparım abi diyenlere verilen paradır. Para. Yani senin ama şu anda kalifiye olmayan işçiye verdiğim ama para. Şu anda bir bakıyoruz herkesin geliri yavaş yavaş asgari ücrette veya biraz üstünde. Evet. Bu adamlardan sen kredi verip gidip de marketlerden alışveriş yapmasını beklemiyorsun ki. Bu adamların kredi parasını ödeyecek durumları yok ki. Sen bu adamlardan araba satın almasını istiyorsun. Yerli araba da daha açıklanmadı bu arada. Bu hafta galiba. Efendim daha... Ya herhalde sen ikimizden başka bu kadar hevesle bekleyen yoktur. Ya vallahi sanki alacakmışız gibi. Ortak arabaya girelim. 5 kişi daha bulalım. 7 kişi. Ortak arabaya girelim. Bak ben sana diyorum. Önümüzdeki bayramda. Hafta içinde bir gün sen bir gün ben bir gün öteki ortaklar 7 kullanırız. 7 gün var işte. Tabii. Yani 7 kişi şimdi, ortak arabaya girdik. Şimdi şöyle bir şey var. Ne fabrikanın nerede olacağı belli. Bir de fabrikanın inşaatı, şusu, busu bilmem nesi. 2019'da uçağımız havada olacak demişti. O zaman başbakandı Davutoğlu. Şöyle bir haksızlık ediyorsun. Bak, az kaldı. 2 hafta kaldı. 15 günümüz var daha. Neler geleceği bilinmez. Şimdi ben o yüzden de mesela Berat Albayrak'a gidip de şimdi 2,5 milyon kişi iş bulacaktı. Laf edemiyorum. Niye? Daha 15 gün daha var. 15 gün var. Yani mucizeler her zaman olabilir. Yani. Yani mucize niye olmasın mucize? O zaman Milli Piyango bileti al. Büyük ikramiye sana çıkar. Mucizelere inanırsın. Hayatta ona para kazandırmam. Yani, o yüzden isim vermeyeyim ama ona para kazandırmam. Hayır şimdi korku vardı ya. Son zamanlarda satılmayan biletlere ikramiye çıkmaya başlayınca bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Çıkana kadar devam edecek çekiliş diye. Yani satılmış bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Ya etsin ya. Yani o kadar yarısı yani toplanan hasılatın yarısı. Bak at yarışlarında da öyle. İddiada da öyle. Şimdi iddiada futbol maçlarına tek maç yapmaya başladılar. Evet. Biliyorsun yine Demirören grubunun o Hürriyet'le beraber aynı grupların. Ya canım, peki bundan sonraki golü kim atacak diyor hemen. Tamam güzel. Diyorsun. Şimdi ne yaptılar? Ya illegal sitelere bakıyorsun 2.30 veriyor. İddiaya bakıyorsun 1.90 veriyor. Aralarında bu kadar fark varken ya onlar para kazanmıyor mu illegal sitelerde? Sen hala bu kadar kötü oran veriyorsun. Evet. Yani bu kadar olmaz. Olmamalı bu kadar. Yani bir onlar 2.30 verirken 2.20 ver. Resmi oynasın insanlar. Evet. Ama insanları enayi yerine koyuyorsun. Ya şimdi iki tane basketbol maçı. Alt üst. Yani iki ihtimalli maç. Evet. Ya alt olacak ya üst olacak tamam mı? Şimdi normal şartlarda ne olur? Birine 2 verirsin. Birine 1.90 oran verirsin. 0.10'u sen alırsın. Tabii. Çünkü zaten ortada bir şey olacaktır. Bizde 1.65 ya baba kulağımızın arkası da var. Yani sen niye böyle yapıyorsun? Yani ama sen yani öyle bir yapıyorlar. Peki acaba Demirören grubu Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi ne alemde? 2 yıl ön ödemesizdi. Vallahi daha 2 yıl geçmedi. Daha 1 yıl yeni oluyor. 1,5 yıl olacak. Haziran gibi devredildi. Bir de dedikodu çıkardılar. Aydın'dan gazeteyi geri alacak. Görüşmeler yapıyorlar diye çıktı. Sosyal medyada. Aydın Doğan gazeteyi geri alsın ben burada gazeteciyi bırakırım. Aydın Doğan yılları kurdu iş adamı. Böyle kek böyle bir zamanda. Hürriyetin kurtulmuş diyorsun. Ya yani adam şu anda yani yeniden doğmuş gibi ya. Ya 30-40 bin satan Hürriyet'ten bahsediyoruz ya. Kimsenin almadığı tabii. Alsa bile inanmadığı Hürriyet'ten tabii, bahsediyoruz. Tabii. Diğer tarafta 20-30 bin satan. Şey var, Sabah gazetesi var. Daha fazla sattıklarını iddia ediyorlarsa buyursun açıklasınlar. Canım cenazeyi kaldırmak için de imam getirdiler genel yayın müdürlüğüne. Ya 50 kişiyi kovdular. Sonra aslan gibi geçiyorlar. Bak Vahap Bunyar'ı çok tebrik ettim. Ben adamlarımı benden habersiz kovdular falan diye. Neyse gazeteci kulislerine girmeyelim şu anda ama sonuçta kar etmeyen, zarar eden bir
şey ortam evet, söz konusu. Evet, hayır. Evet. Çok iddia ediyorlarsa beraber tiraj raporlarına bakalım. Bu şartlarda o paranın geri dönmesi, yani Ziraat Bankası'ndan alan 750 milyon doların geri dönmesi bir dakika, 750 asla milyon mümkün dolar, değil. 2 yılda ön ödemesi ama faizi ha, var. Ha bir de o var. Bir de o var. Ya sen faizini ödeyemezsin. Faizini ödeyemezsin. Doğru. E ne olacak şimdi? İşte haliyle ya şuradan iddiadan carttan biraz destekleyelim. Şuradan biraz destekleyelim. Milli Piyango'dan iddiadan oradan destekleyelim buradan. Ama vermiyor ki arkadaş, yani Milli Piyango ayrıca dilimize göre günah değil mi? Ben o yüzden almıyorum. Yanlış anlamayın. E canım rakının da içmesi haram, şeyi helal. Ya ben ona, vergisi helal. Ona yani Adana'daki festivali iptal etmeleri herhalde, yani bizim geleneğimizde yok diyor. Biliyorsun rakı. Hayır, bindiği dalı kesiyor. Hayır. Ya sen onun vergileriyle. Tabii tabii, sigara, içki onun vergileriyle. Ama şöyle Süleyman Soylu haklı. Biliyorsun rakı bir İskandinav geleneğidir. Türklere Keltlerden, İskandinavlardan gelmiştir. Yoksa bizim rakıyla bir alakamız bilmez yoktu. Hatta göbek rakılar biliyorsun Norveç'te, İsveç'te yapılırlar. Arkadaş dünyada bu coğrafyadan başka rakı üreten, içen bir ülke var mı ya? Hayır, o çocukluğu başka bir yerde geçti herhalde. Ya Abdülhamid rakı fabrikasını kuruyor. Bomonti'nin orada evet. Var. Çocukluğunu bırak. Yani bildim bileli böyle. Her ülkenin kendi. Mesela bizimki rakı Yunanların Uzo. Yani benzer hikaye. Ama belli ki bu toprakların hikayesi. Ve rakı da yabancılar tarafından sevilen bir içki değil. Yani Türkler dışında içen yok. Doğru. Yani doğru. Çeyren gibi yapıyorsun ama rakı bize yalan yaparlar. Yalan bu diyorsun. Hadi anlasın zaten. Adamların damak tadına uyan bir şeydi. Tabii. E sen annelerimize ne yap şimdi, ne oldu? Bak Atlas Jet gibi oldu. Atlas Jet'e de geleceğim. Onlara da çok kızgınım. E şimdi orada oteller rezervasyon yapılmıştı. Şeyle polis gücüyle tomaları yığmışlar şeyin önüne. Yaptırmamışlar. Kim kaybetti? Esnaf. Esnaf. E şimdi esnaf kaybediyorsa güvenliği... Hayır. Vali o güvenliği sağlayamıyorsa ya, alt tarafı bir ya, kebap şalgam festivali. Ama güvenliği burada güvenliğin yalan olduğunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Evet. Evet. Süleyman Soylu da biliyor ki annelerimize, göreneklerimize aykırı dedi. Ama o zaman orada bile onu sağlayamazsınız. O vali der ki istifasını verir gider kardeşim. Ya sağlayamadım. Yok ben beceremiyorum der. Burada bir başarın yoksa, bunu yapamıyorsan git. Peki soru şu. Vali bu kararı tek başına mı aldı? E asla. Yani vali o zaman niye istifa etsin? Asla. Ya, yani vali diye böyle bir kararı alır mı? Almamıştır. Yani o yüzden, çünkü vali sonuçta o şehrin ileri geleni, insanların yüzüne bakamaz. Çünkü çok büyük zararlar yazıldı. Bu bir de yaşam tarzına müdahaledir. Hani ya, diyorlardı ya yaşam bu, tarzına evet, şimdi, karışmıyorum. Ben çok yaşam tarzına müdahaledir. Sana ne? Güzel kardeşim. Ben ülke mesela AKP döneminde şey yaptılar. Geldiler askeri ücret 10 bin lira dediler. Kişi başı 10 bin lira. Kardeşim ben keyfimle orada oturamıyorsam bana 100 bin lira versen ne fark eder? Bak Katarlılar çok zengin değil mi? Suudi Arabistanlar parayı... Amerika'da, İngiltere'de partilerde yiyorlar. Tabii. E biz Amerika, İngiltere partiye gidemeyeceğimize göre, biz bir tane demokratik ülkede yaşadığımıza göre, kimse kimseye karışmadığına göre diyeceğim. Hadi git bakayım Ramazan'da herhangi bir yerde git yemeğini ye, ne oluyor İstanbul dışında. Doğru, İstanbul'un doğru. Belli semtleri dışında. Ankara, doğru. İzmir'in belli semtleri dışında. Canım Türkiye'de bazı illere Ramazan'da gittiğin zaman asla su bulamazsın. Bulamazsın. Ha, bulsan da dayağını yersin. Tabii. Ha, efendi. Yani ama işte Türkiye bu yüzden... Ne yapıyor gelişmek için? Gidip bu mantetede simit sarayını alıyor. Adam gidiyor uzaktan kumandalı, ya bizde de uzaktan kumandalı var falan. Ya dünyada çok şimdi iş de var. Şimdi şunu merak ediyorum Murat. Şimdi bu arkadaşların özel uçakları var. 25 milyon dolarlık uçaklar alıyorlar. İşte 15 bin dolarlık otellerde kalıyorlar. Şunları yapıyorlar, bunları yapıyorlar. Peki o zaman bunlar ne kadar vergi ödüyorlar ki? Devlet daha sonra bunları, ya bu çok iyi vergi veren, ödeyen, vergisini ödeyen, yani hem tahakkukunu hem tahsilatını yaptığımız çok muteber bir vatandaşımız ya Türkiye'de mı? Vergi tahsilatı diye bir şey yok. Önümüzdeki yıl olmayacak da. Bak şimdi vergi tahsilatı nereden anlıyoruz? Bütçe açığından. Biz bütçe açığımız düzenli olarak artıyor. Bu yıl artık 80 milyondu. Yaklaşık 100 küsür milyon dolar kapayacağız. 130-140 kapayacağız. Gelecek sene 140 milyon lira bütçe açığı vereceğiz. Yani bizim vergilerimiz yetmeyecek. O da öngörülen. Hedeflere göre öngörülen. Ama sonra ne dedi Erdoğan çıktı? Eğer bu Kanal İstanbul projesine kimse kredi vermezse biz gerekirse kendi imkanlarımızla yaparız. Evet. Yapın. Evet. Hadi yapın.
Yapın, orada ilk ben yüzeceğim. Canım, kendi iskem. Hafriyatçılara güveniyorlar. Biz en iyi yaptığımız iş hafriyat ya. Ya onlar da... Toplam horozu at denize, toplam horozu at denize. Güzel, onlar da uyandılar. Çünkü daha çoğu devletten paralarını alamadılar, alacaktılar. Tabii, tabii. Hiç kimse o topa girmez. Sen ancak kendi bir tutar, iki tane grinder tutarsın, başlarsın kazmaya. 2100 yılında sen sağ, ben selamet. E ama buna kim karşı çıkacak? Rusya. Niye? Çünkü sen oradan Amerikan gemilerini geçireceksin. Tabii. Karadeniz'e. Montre dolayısıyla boğazlardan geçiremediğini. E al başına. Sen Rusya seni karıştırmayacağını anlamıyorsun. Ya burada ben asla bir strateji olduğuna inanmıyorum. Burada rant... Sen strateji nerede olduğuna inanıyorsun abi? Yani. Ha. Hayır, o da doğru. Burada inanmıyorsun da inandığın bir yer var mı? O da doğru. Suriye'de de orada da. Ya mesela Libya hikayesi bir kor general hikayesi. Yani tabii, kesinlikle... alınmış bir strateji değil, hatta arkası düşünmüş bir strateji tabii, bile değil ama doğru hamle. Yani satrançta da arada bir doğru hamle yapar. Ya benim fili sıkıştır, nereden yap dersin? Halbuki birebir öyle şanslı. Yanlış da oynasan iyi yere gitmiştir. Ya yanlış da ve bugün bak strateji yok. Paranın nasıl harcadığı belli değil. Konudan konuya atlıyorum gibi geliyor ama şöyle söyleyeyim. Birazdan şu dolar ve piyasaları geçeceğiz, konuşmamız gerekecek. Türkiye'yi kara para listesinde gri listeye almak için harekete geçtiler. Bu ne demek? Oo, önemli. Gri liste. Türkiye'ye zaten gelmeyen yatırımı, tamam mı, iyice baltalayacak bir şey. Sen gri listedesin. Green'in, yani rengin, hani green'in 50 tonu var ya, biz o green'in 50 tonunda gideriz. Neden? Şeffaflık yok diye. Birincisi. İkincisi, terörist gruplara finansal destek sağlamada yetersiz kalıyor bunları önlemede diye. Güzel. Sadece keşke şeffaflık olsa, bunları önleyin dese. Şimdi biz bakıyoruz, şeffaflık ne ya? Yani sen bugüne kadar AKP iktidarı 17 yılda ne kadar şey topladı vergi? 2,5 trilyon dolar. 2,5 trilyon doları nereye harcadı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şeffaflık yok. Suriyeliler için kaç lira harcadı? 40 milyar dolar. Nereye harcadı? Öyle bir rivayet. Bilmiyoruz. O da. Ve hani varlık fonundan nasıl işlemler yapıldı bilmiyoruz. Yani varlık fonu denetime tabi değil. Yani. Yani sen onu alırsın, tabii, koyarsın. Bilmiyoruz. Kim bilir nereler yaptı. Mesela Ziraat Bankası'nın Ankara'da bir tane Ankara'da bir alışveriş merkezinde ortak oldu. Batarya, evet, alışveriş, evet, merkezinde. Evet, yeni. Niye oldu? Bilmiyoruz. Şeyde 300 milyar euro, 300 milyon euroya yakın. Mesela o hikayeye de girelim. Mesela Ziraat Bankası ORA alışveriş merkezi diye burada. Burada. Şeyi batırdı. Ve o ORA'nın 118 milyon euro kredisini kim vermişti? Garanti Bankası vermişti. Garanti Bankası daha fazla kredi istediler, yetmiyor diye. Garanti Bankası araştırdı, verilmez dedi. Tamam mı? Artık yani batarsa, 118 batsa en kötü el koyarız dedi. Sonra döndüler dolaştılar, Ziraat Bankası'nı kafaladılar. Ziraat Bankası, ama bu yönetim değil, bundan önceki bundan yönetimin halt yemesi bu. Yani bu yönetimin şeyi, bu yönetimin kendi günahları var. Onlara ayrıca telefon günahları falan var. Bugün de yıl dönümü olduğundan dolayı şey yaparız. Yani tabii aslında ondan da bahsetmek gerekiyordu. Ya tamam, bir terör örgütü ortaya çıkarmış olabilir. Evet. Ama bir darbe olaylar girişimi doğru de olabilir, mudur, değil midir? Hah, mesele bu. Eğer olaylar doğru değilse, tabii, o dört bakanı neden görevden aldınız? Evet. Madem, evet, değil. Hayır, evet. Reza Zarrab çıktı. Dedi ki, evet, ben ona dedi 50 milyon dolar Zafer Çağlayan'a, evet, rüşvet verdim dedi. Amerika'da dedi. Açıkladı. Bunu. Ben mi dedim? Ha. Velev ki darbe girişimi. Peki bunlar ne? Şimdi bir dakika, orada şeyde dolaştı, döndü, dolaştı, Ziraat Bankası'nı kafaladı. Ziraat Bankası Garanti Bankası'na bütün borçları ödedi. Üstüne gitti, ekstra para verdi. Ama ikinci, ilk mesela sordular Ziraat Bankası'na kredi verilir mi dediler. Batık para kardeşim, niye verelim dedi. Birinci rapor. 4 ay sonra ikinci raporda cart diye kredi çıktı. Çıktı. Peki o işte kredi çıkarken acaba bu işin arkasında bir siyasi var mıydı? Ben sana söyleyeyim, vardı. Başka türlü çıkmaz. Vardı. Başka türlü şimdi çıkmaz. Bu Simit Sarayı'nın kredi borcu kime? Denizbank'a. Denizbank daha fazla niye kredi açmıyor, buna ortak olmuyor? Ziraat Bankası atla koşar gibi en önden ortak oluyor. Niye? Simit Sarayı'na oluyor ki Simit Sarayı zaten tamam, güzel, eyvallah, yaparsın. Belki bir Starbucks olursun, belki McDonald's olursun, tabii, niye olmayacaksın? Tabii. Ama böyle yurt dışında açtığı şubelerinin yarısını, kirasını Türkiye kapsamında senin benim vergilerim ödüyor arkadaş. Tabii. Yani zaten biz ödüyoruz kirasını. Bunun üzerine sen borç yapıyorsun, paraları harcıyorsun, üstüne üstlük Ziraat Bankası buna koşup ortak oluyor.
Ya sen gidip de küçük 3 milyon 5 milyon dolara şirketlere ortak olsan 500 milyon dolar vereceğine 3 2 milyon dolara 10-25 şirkete ne eder? Tabii, 50 milyon tabii, dolar. Tabii. 12-150 şirkete bunlardan biri elbet patlar ve tabii bütün paranı çıkartır. %90'ı batsın, %10'u çıksa zaten o parayı çıkartırsın. Girişim sermayesi bunu emreder. Ya bir tane Amazon yakalayamazsın çünkü Türkiye'de öyle bir özgürlük ortamı yok. Tabii bir de şeyden yararlanıyorlar. Hani yeni yatırımcıları teşvik edilecek bir fon var Ziraat Bankası'nda oluşturulmuş. Oradan yararlanıyorlar. Ya bu yeni bir kuruluş değil, yeni bir bu arada Ziraat Bankası'nın bir de görev zararı var. 2.9 milyar. Peki Ziraat Bankası'nın sermayesi nereden geliyor? İşsizlik fonunu yediler. Ne oldu o para? İşsizlik değil fonuna mi geri ödendi şunu mi? Şunu merak ediyorum. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası tabii 11 milyar lirasına kondular ya işsizlik fonunun. Bak hatırlıyorsun sabah ATV'nin ilk alımında 150 milyon dolar Vakıfbank ve Halkbank'tan alınmıştı. Evet. Mesela o kredi ne kadar ödendi? Ne kadar geri döndü? Sonra 630 milyon dolarlık rüşvet havuzu kuruldu. Artık o tekrar bu defa vallahi Vakıfbank artık hazinenin malı. Kalyon grubu aldı. Ne oldu? Bu paralar ne kadar ödeniyor? Ne kadarı nasıl şey yapıyor? Çünkü şu kadar kötü bir medyanın en kötü döneminde bu paralar nasıl kazanılıyor, nasıl ödeniyor? Ya bak çok ilginç bir şey anlatayım. Şimdi Davutoğlu'ndan çok haz eden biri değilim. Ben Suriye'ye onun yüzünden girdiğimize inananlardanım ve bu hatasını kolay kolay affetmem. Ama Davutoğlu ilginç bir şey yaptı. Dedi ki biz ülkede yani adamın Davutoğlu'nu tamam haz etmem ama ben onun para yediğine de inanan biri değilim. Rüşvetle falan ilişkisi olduğuna inanan biri değilim. Başarılı mıdır? Olmayabilir. Olsa ama zaten şöyle bir hikayesi var. Yeni parti kurdu diye söylüyorum. Yeni parti kurdu hiç de haber olmadı ya. Şeffaf bir ülkeyiz. Evet. Ama evet, yandaş evet basında görmemezlikten geliniyor. Kimse niye görmedi ne olduğunu. Kimse görmüyor. Doğru. Aynısını işte İyi Parti yapmışlardı. Doğru. Benzer. Şeyde Davutoğlu çıktı dedi ki ülkede dedi şeffaflık kanunu geçiriyoruz dedi. Her şey şeffaf olacak dedi. Bundan sonra hazırlandı meclise gitti falan filan. Kim bunu reddetti? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir insan niye şeffaflık yasasını reddeder? Yani şeffaf olunmayacak. Niye reddeder? Üstelik varlık fonu kuruldu şey oldu. Mesela o çık çağırsınlar Davutoğlu'na. Şeffaflık yasasının kendi de işin içinde niye nasıl reddediğini anlatsın. Sonra mesela o şeffaflık yasası gibi çünkü kim engel oldu? Açıklasın. Ya Cumhurbaşkanı oldu. Açıklaması eyvallah gereken başka şeyler de var. Ya, o 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasındaki olaylarla ilgili bir açıklaması olmuştu Davutoğlu'nun. Onun da açıklaması gerekir. Ya kimse gerekir bir şey eğer şey diyor, Bülent Arın çıkıyor, parsel sattı diyor Melik Gökçe. Evet. Sonra hiç açıklamıyor. Mesela şimdi bu kurulan birinci parti Davutoğlu'nun öyle bir hikayesi var. Eğer de çıkıp açıklar. Çünkü 2 gün önce ben kimseye, eşime, çocuğuma, kardeşime, çocuklarıma hiçbir şey bırakmayacağım. Herkes mal varlığını açıklasın dedi. Ya CHP'nin Muharrem İnce'nin saraya gittiği kadar gündem olmadı. Esas hikaye bu. Tabii, haber yapsanız da. Yok orada. Kılıçdaroğlu ertesi gün tamam ben açıklamaya tabii hazırım dedi. Hayır, kulağının arkasına yatarlar. Niye yatarlar? Tabii. Çünkü işlerine gelen konu değil. Şimdi bu şeffaflık yasası birinci partinin, Gelecek Partisi dediğin Davutoğlu. Ali Babacan tamam başarılıdır, şudur budur. Mali kural diye bir sistemi geçirdi. Şuraya şu kadar harcanın daha fazla. Amerika'daki gibi. Evet. Bütçeyi delemezsin. Mali kural. Her şeyi ona bağladı. Uğraştı, yaptı. Herkesi ikna etti. Tam bir gün kala mali kural yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan'ı çağırıyor. Mali kural bu ülkede uygulanamaz diyor. Çünkü hiçbir türlü bütçeleri delemiyorsun. Ve o günden sonra zaten Kevgir'e döndü. Ya, hatta şey diyordu. Mali kural dünyada çok az uygulanıyor. Biz bu adımla Avrupalı ülkelerin 2 adım önüne geçeceğiz. Ha, reklamını yaptı. Tabii. Adam açıklamayı kendi yapamadı. Ali Babacan çıkıp ya mali kuralı erteleyedik diyemedi utancından. Ve çok uğraşmıştı. Normal şartlarda o gün istifa etmesi gerekiyordu. Sonra etmedi kurdu. Bak iki parti kurucusunun 2 tane hikayesini diyorum. O 2 tane hikayede Türkiye'nin aslında zamanında uygulansa çeyresini değiştirebilirdi. Evet. Olmadı. İstersen kalan 5 dakikada dolara şey yapalım. Çünkü dolarda bir kıpırdanış var. Kalan 5 dakika peki niye 5 dakika kalıyor? Ya biz eskiden uzun diye ben şikayet evet, ediyordum. Evet, evet, ama şimdi evet de biz Murat'a zaman şey yaparız. Zaman yetmiyor. Şimdi dolarda bir hareket var. Güzel. Yıl sonu hareketi. Ama şimdi dolardaki hareketi 3 yer desteklemiyor. Aslında genelde hepsini desteklemesine gerek yok. Çünkü dolar ana gemi, diğerleri onları terk eder. 1- faizler artmıyor. 2- borsa ekstra düşmüyor.
Üçüncü CDS dediğimiz kredi default swap'ler, yani Türkiye'nin risk priminde bir artış gözükmüyor. Şimdi doları niye artıyor diye arkasındaki hikayelere bakarsak, birincisi Amerika'nın Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar. Bu yaptırımlardan Halk Bankası Şubat ayına ertelendi. Onu şimdilik bir iki ay sonra onun ceremesini çekeceğiz. S-400 ıvır kıvır işi Amerika'da şu anda bildiğin Noel kutlamaları başladı. Hatta Avrupa ve Amerika'da çalışan, ülkelerde çalışan Türkler Türkiye'ye dönmeye başladılar. Çünkü iki hafta Noel. Şu anda gidiyorsun böyle, hiçbir şey dönmüyor. Zaten pozisyonlar kapatılmış durumda. Pat! Şampanyaları patlatıyorsun, kutluyorsun, oradan eve gidiyorsun. Yani evet, kimse şu anda ilgilenmiyor. Yani Amerika'dan da bir hamle gelmesi kolay değil Türkiye'ye. Hele azil süreci varken falan ikinci yaptığında gelmez. Şu anda en korktuğumuz oydu. Ticaret savaşlarında bir yumuşama var. Tamam. Demek ki dış dünyadan tamam sorunlarımız var ama bu dış dünyanın alışı değil. Çünkü zaten biz dışarıya kapadık kapılarımızı. Kimse gelmez. Türkiye ile ilgilenmiyor bile. Gidip de dolar satacak bilmem ne. Bu yurt içindeki yabancı şirketlerin, ki bu yabancı şirketler, işte otomotiv şirketleri var, ilaç şirketleri var, o şirketi bu şirketi var, Türkiye'nin ihracatının %50'sini oluşturuyor. Ve bu şirketler yıl sonunda bilançolarını dolara dönerler. Klasiktir. Bu sene biraz erken dönmeye başladılar. Çünkü bu Amerika'ya biz işte İncirli'yi kaparız, Küreci'yi kaparız, S-400'leri alırız falan. Şu anda cevap vermeyeceklerini biliyoruz. Tatilde adam. Tatilde tamam diyor, telefonu kapıyor. Küreci'yi kapayacak bir şey. Aha, kapak Küreci. Küreci'yi kapayamazsın da. Hadi hani kapadın diyelim Küreci'yi. Küreci'yi kaparsan adamlar Türkiye'yi kaparlar pozisyon ekonomik olarak. Yani öyle basit bir hikaye değil. NATO'dan atarlar. Çünkü NATO'nun en büyük dinleme istasyonu gibi bir şey. Evet. Bildiğin kulağı. Yerli şirketler, bakın göreceksiniz de bunu, pozisyonlarını kapatıp dolar alıyorlar. Ve buna şu anda Hazine Merkez Bankası ve Kamu Bankaları izin veriyor. Niye? Çünkü öyle de olsa alacaklar, böyle de olsa alacaklar. O zaman bari pahalıdan alsınlar diyorlar. Yani şu anda siz şey mi sanıyorsunuz, hükümet dolarda ipi elinden kaçırdığını mı sanıyorsunuz? Hayır, kaçırmadı. Çünkü piyasa kapalı, istese de kaçıramaz. Zaten senin dolarını bana satıyor. Şu anda o da düşünüyor ki eğer dolar biraz artarsa belki insanlar çıkış fırsatı olur. Çok hızlı bir dolarizasyon var. Eline para geçen dolar alıyor. Belki o azalır, hatta biraz da satarlar, bizi rahatlatırlar diye düşünüyor. Diye düşünüyor. Çünkü niye? Geçen hafta mesela dolar alış vergisini arttırdılar. Yine bir şey fark etmedi. İnsanlar yine dolar alıyor. Demek vergi arttır olmuyor. Bari biraz yukarıda şey yapalım, rahat bırakalım. Oradan belki insanlar serbest bir zaman. Yılbaşı mılbaşı belki hani para harcarlar falan. Satarlar. Sonra ne olacak? Gelecek sene şeyde ortalaması 6 lira olarak hedefleniyor. Yani ne yapacaklar? 6 liralarda uzun süre. Madem tutabiliyorlar, tutarlar. Tutabildikçe tutarlar. Ama tabii yaptırımlar gelirse hikaye değişir. Yabancı para da yok. Yabancı para olmayınca zaten çok hareket edemez. Ama ne yaparlar? %5 büyüyemezler. Enflasyonu 8.4'te hedefledikleri gibi tutamazlar. Para, senin sıcak paraya ihtiyacın var. Yani. Çölün nasıl yağmura ihtiyacı varsa bu ülkenin sıcak paraya ihtiyacı var. Kimse sıcak para Türkiye'ye getirmiyor. Bir de üstüne üstü gri listeye alınabiliriz dedik. Yok işte Libya'ya girmek önemli bu arada, ben onu destekliyorum. Yani Türkiye'nin bu kadar büyük sorunları varken, dolarizasyonu varken doların çıkması sadece kontrollü bir hareket. Yani bu havuzdaki balığın kendini serbest sanması gibi bir şey. Dönersin dolaşırsın. Yani öyle ellerinden eğer kaçırırlarsa zaten hikaye tamamen değişir. Yani hem de iki yeni parti kuruyorken buna izin vermezler. Ama Türkiye'ye zaten yeteri kadar zarar veriyorlar. İşte ya yurt dışına hala para çıkıyor. Borsa yukarı çıkıyor ama bakıyorsun yabancı payı azalıyor. Borsada alışlarla ekonomiyi iyi gösterme çabaları bunlar. Başka bir şey değil. Yani o yüzden dolar biraz yukarı çıkarsa orada durur. Yani öyle olup da yani yine 6 civarı falan. Yaklaştırırlar, 6'yı göstermezler. Çünkü şöyle bir dezavantajı var. Yıl sonunda dolar kaç kapanırsa bütün ülkenin verileri, karnesi ona göre açıklanacak. Diyeceksin ki kişi başı gelir 9273 oldu. Ama dolar artarsa 9173 olur. 5-9 diyecek ama yani. Ama makyajlanamaz. O yüzden son günlere doğru tekrar aşağı doğru bastırırlar ki şirket bilançoları iyi gelsin. Evet. Ama peki sen para piyasası işi bunlar. Ne oldu? Şeyde Temsa'nın batışını engelleyebildin mi? Engelleyemedin. Tabii. Simit Sarayı madem bu kadar iyi durumda olmadı. Tabii. Atlas Hava Yolları tekrar faaliyete geçiyor. Benim paramı yedikten sonra nasıl faaliyete geçiyor? Benim paramı geri cezası 400 euro ile beraber ödeyecek mi? Çünkü bana haber vermeden yapacağı her şey
havacılık kurallarına göre bana 400 euro ödemesi gerekiyor. Herhalde ödeyecektir. O zaman dava açın. Bir ilk önce şirket daha ortada yok. Ne olduğu belli değil. Dava açayım da. Yani evet. Bu işin peşindeyim. Evet. Programın sonuna geldik. Programın sonuna geldiğimizde o zaman seyircilerimize şunu anlatalım. Tele1'in Instagram ve YouTube hesaplarını takip edin. Bu takip önemli, moral veriyor. Para falan kazandırmıyor bu arada. Ve onun yanı sıra şahsımın da YouTube ve Instagram hesaplarını takip edin diyorum. Gücü sizinle olsun diye yolluyorum. Evet. Murat Muratoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki yılı konuşacağız. Bu yılın olup bittisinin ardından. Gelecek yılın falına bakarız. Şimdilik size iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.